Koku muhteşem, inanın yani. Cızırdamaları duyuyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten 10 numara kokuyor. 10 numara bir burger yapıyorum şimdi. Güzel bir Adana gününden selamlar arkadaşlar. Böyle havayı kaçırır mıyız biz? Kaçırmayız. Mangalımızı yakalım dedim. Şimdi çocuklar ne zamandır benden hamburger istiyorlar. Ben de mangalda yapmaya karar verdim. Şimdi güzelce önce mangalımızı yakmakla başlayacağız işe. Çünkü ateşimizin biraz közlenmesi lazım. Dök oğlum. Dök dök dök. Böyle yayarak dökeceksin, görerek dökeceksin. Tamam. Şuraya da dök biraz. Şuna da dök. Dök. Tamam, yeterli. Yeterli. Şenlik ateşi yandı işte. Mangalımızı yaktık, geldik içerideki işimize. Şöyle soğanlarımızı güzelce minik minik doğrayacağız. Barış, sen de istersen onları halka halka doğra. Sen halka seviyorsun. Oğlum yemek yaparken bana yardımcı olmayı seviyor. Aynı zamanda onunla güzel bir ikili oluşturuyoruz. Gitar çalarken çok güzel şarkılar yapmaya başladık. Bundan sonraki videomuzda kanalımıza kendi yaptığımız şarkımızı da eklemeyi düşünüyoruz. Şimdi bunları güzel bir kaseme alıyorum. İşte olayın özü burada. Sirke ekliyorum. Bunu böyle turşu kıvamına getiriyor bu sirke. Güzelce de ovalım. Şimdi bunu kaldırıyorum. Şu anda işim bitti bununla. Ne yaptın Barış'a? Benimkiler de tamam. Tamam. Onları aç halka halka, öyle beklesin. İnce ince doğrayalım. Barış, sen böyle mi seviyorsun yoksa diğer şekilde? Ben daire daire seviyorum. Olmazsa sen daire daire. Sen kendin mi yapacaksın? Evet, kendim yapacağım. Kendin ya. Derin böyle seviyormuş. Turşularımız da hazır. Evinizde domates sosu varsa o da iş görür. Burger ekmeğinin şöyle bir testi var. Bastırdınız. Yere bırakıyorsa güzel bir ekmektir bu. Etleri ben cuma gününden gittim, aldım ve geldim. Onların burger kalıpları da var. Bakın şöyle kalınlığı görüyor musunuz? Yaklaşık 200 gram bunun bir tanesi. Şöyle. Şu şekilde yaptırdım hepsini. Şöyle bir bilgi vermek isterim ben size. Burger eti gene yoğrulmaz arkadaşlar. Yani çok az bir miktar şöyle parmağınızın ucuyla yapacaksınız. Ben de kasabıma tembihledim zaten bunu. Yoğurma dedim kesinlikle. İçine de herhangi bir baharat falan atılmaz. Sadece yüzeyini pişmeden önce ben tuzlayacağım. Biraz da karabiber serpeceğim. O kadar. Yani burgerde bunlar girdiği zaman yeterli gelecektir. Şu da şöyle. Yani kalınlığını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada da cheddar peynirlerimiz var. Cheeseburger formuna sokalım burgerlerimizi. Şimdi mangalımın durumunu kontrol etmek istiyorum. Olmadı işte bak. Şu siyahlıkların hepsi gidecek. Hepsi kor haline gelecek. Bir 10 dakika falan var. Çiçeğim niye orada? Yine yaktın mı? Vallahi geçen hafta biraz yakmışız çiçeği. Şöyle göstereyim. Ben de bu tarafa doğru kaçırdım. Hatta daha da uzaklaştırayım da buraya da sıcaklık geliyor. Nedir benim bu mangaldan çektiğim? Bu mangal Adana'nın olmazsa olmazı. Soğanı görüyorsunuz ne hale geldi. Sirke onu biraz öldürdü. 10 dakika içinde oldu bunlar. Biraz da tuz serpiyorum şimdi içine. Artık ateşimiz yavaş yavaş hazır oluyor. Yani böyle kalsın güzelce. Artık bu soğanla işimiz tamam. Şöyle minik bir süzgecim var. Güzelce süzülmesini bekleyeceğiz. Şimdi artık ateşimiz de küllendi. Güzelce tuzunu atıyorum hamburgerlerimizin köftelerine. Yani bir çimdikte karabiber serpiyorum üzerine. Şimdi mangalımıza geçebiliriz artık. Bakın ateş artık tam kıvamına geldi. Yöntemi bulacağım. Dikkat ederseniz bu tarafına baharatını ve tuzunu attım.
Bu tarafını öncelikle pişiriyorum. Şimdi bir tane daha var. Onu da ince yaptırmıştım. Güzelce. Onu çift farklı yapacağım. Onu da hazırlıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle açıyorum. Şöyle ortasına bir bastırırsanız toplanmayı engelleyecek. Yavaş yavaş çevirmeye hazır. Bakalım. Şurada. Oo, süper görünüyor değil mi? Şuraya bakalım. Bakın ne toplanma oldu, ne bir şey oldu. Böyle. Bunları daha sonra attığım için biraz daha olsun istiyorum. Şunları da bir kontrol edelim. Bakalım. Evet. Bu da tamam. Arkadaşlar, mangalı olmayanlar bunu aynı şekilde döküm tavada ya da yapışmayan teflon bir tavada da yapabilir. İnanın ki çok basit. Şurada etin suyunu görebiliyor musunuz? Şelale gibi. Biraz daha zamanımız var. Bakın biraz yandı. Yandığı anda mangalımızın kapağını kapatabiliriz. Bu sönecektir. Şöyle etlerin üzerine gelmesine dikkat edin. Havalandırma bacasını biraz da kıstınız mı kendi kendine söner. Bakalım sönmüş mü? Bakın söndü ve bütün lezzet içinde böyle döndü. Şimdi ben bu aşamada ekmeklerimi güzelce bu et dumanıyla dumanlamak istiyorum. Şöyle güzelce bir dumanlayalım ekmeklerimizi. Oo, süper oldu şimdi. Peynirlerini ekleyelim. Güzel olacaktır. Şöyle. Bunları artık ateşin üzerinden alıyorum. Diğer tarafa aldım. Peynirler orada erirken ben de bu ekmekleri güzelce bir kızartayım. Şu peyniri de şunun üzerine atayım. Ya kızım peynir istemediği için şunun üzerindeki peyniri aldım, bu tarafa aktardım. Böyle kapatıyorum. Kapatmadan önce ekmeklerimi de bir kontrol edeyim. Çünkü hemencecik yanabilirler. Şimdi ekmeklerin üst kısımları var. Bunları alabiliriz artık. Bakın şu kızarıklığı, çıtırtıyı duyabiliyor musunuz? Süper. Şimdi üst taraflarını da kızartalım biraz. Etlerimiz tamam zaten. Yine kapağını kapatıyorum. Artık bakın peynirlerimiz eridi. Şu manzaraya bakar mısınız? Bak volkan gibi. Şu taraftan. Vallahi harika görünüyor. Şimdi ekmeklerimiz de hazır. Ekmeğimizin üstü de hazırlandı. Oh harika oldu. Şu da süper. Evet. Çocuklar da burada zaten. Çocuklar, şimdi size hamburgerlerinizi hazırlamak istiyorum. Neyle istiyorsunuz? Siz bana söyleyin, ben ona göre koyayım. Ben şöyle istiyorum. Evet. Ranch sos olsun, et sos olsun. Ranch sos. Biraz. Kıtır kıtır olduğu zaman ekmek emmez sosu. Böyle güzelce kalır. Et sos bile. Şimdi et sosu etin üzerine atalım. Evet. Sen peynirli seviyordun Barış, çedarlı. Şu şekilde aldım. Üzerine ne istersin?
Çedar var zaten, domates. Domates istiyorsun. Yuvarlak soğan, yuvarlak turşu. Evet, şöyle soğan halkaları istiyorum. Kendim doğradım. Evet, turşumuzdan istiyorum yuvarlak. Onu çıkardım. Şimdi de et sos mu istiyorsun? Et sos. Et sos da şu şekilde. Evet. Marul istiyorum, başka bir şey. Marul da istiyorsun. Hı-hı. Tamam. Marul da şu şekilde kıydım ki o tüm koyduğumuz zaman yalan yenmiyor. Şöyle kıyılmış daha güzel oluyor. Şu görüntüye bak. Hı. Al çocuğum. Böyle. Şimdi Derin'cim sen? Ben içine sos istemiyorum. Sos istemiyorsun, harika. Evet. Başka? Domates, turşu, çedar doğraması. Çedar koymadım zaten seninkine. Evet. Domates. Şöyle ince kıydık domatesimizi. Başka? Turşu. Turşu. Şöyle benim yaptığım şöyle yuvarlaklardan mı istersin? Evet. Tamam. Bu şekilde. Başka ne istersin? Bir de marul. Marul istiyorsun. Şöyle de Derin'in hamburgeri hazır. Bakın bakın tadına. Harika bak, sulara bak. Sulara bak, sulara. Güzel. Güzel, ye. Vallahi çoktandır yemiyordum. Harika olmuş. Afiyet olsun. Derin, ısır bakayım. Şöyle eti göstermek istiyorum. Harika. Barış, et nasıl? Güzel. Harika. Afiyet olsun. Sırayı şimdi. Barbekü sos falan ister misin? Her şey koyabilirsin. Barbekü sos çok güzel lezzet veriyor. Barış. Sen de mi istiyorsun baba? Biraz. Tamam. Şöyle şimdi etimizi alalım. Sırada şimdi şu güzel soğanlardan. Evet, ben sirkeli soğandan istiyorum. Atmak istiyorum. Şöyle üzerine biraz salata. Şöyle nane. Adana'da birçok yerde hamburgere nane koyuyorlar. Ve gerçekten süper lezzetli oluyor. Şöyle turşumuz var. Benim tavsiyem üstüne et sos. Gençler nasıl gidiyor Barış? Çok bu da eşimin. Şimdi sıra bende. Ben bir kere barbekü sosa bayılıyorum yani. Barbekü sosumu yatırdım. Güzelce yatağını yaptım. Şöyle bakın. Şunu da hazırlayın. Buna zaten bayılmıştım. En baba burger bu olacak galiba. Ya bunu şimdi az sonra keseceğim, ikiye böleceğim ve babamıza baba burger. Şöyle bir et sosum var. Marketten alıyorum arkadaşlar bu sosları da. Yakında kendim yapacağım bu sosları. Çok yakında yani. Ha, hangi market derseniz metroda var. Şöyle ben naneye de bayılıyorum. Turşu, domates falan bıcık bıcık yaptığına inanıyorum. Şöyle biraz salata iyi gidecektir. Şimdi şöyle steakhouse'larda yapıyorlar ya. Şunu bir şey yapalım. Kesinlikle şöyle tırtırlı bir bıçak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu işlemi yaparken bıçak kendi ağırlığıyla gitsin.
Bıçak kendi ağırlığı gitmezse o bastıracaktır. Burgerlikten çıkacaktır. Çok bastırmamak mı gerekiyor? Hı-hı. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliği görüyor musunuz? Güzelce ateşe değdiriyorum. Bakalım o güzel izler de bakın çıkmaya başladı. Biraz daha istiyor. Evet, biraz daha ister. Çocuklar. Oğlum afiyet olsun. Nasıl durum? Doydun mu? Harika bir şeydi ya. İnanılmaz. Harika, mükemmel. Yani. Kızım afiyet olsun. Teşekkürler. Doydun mu? Valla bir tane daha yiyebilirim ben. Barış nerede? Burada yiyelim. Şu manzaralara bak. Bak. Bak şu şelaleleri görüyor musunuz? Bak. Elim yandı. Şuna bak. Steakhouse'larda yapıyorlar ya işte böyle bu şekilde. Şu şekilde görüyorsunuz. Bak şelale. Görüyor musun bak? Bak. Oh valla. Harika. Şimdi bu muhteşem lezzetin bir tadına bakalım. Et gerçekten çok sulu olmuş. Barbekü sos muhteşem yakışmış. İçine koyduğum o soğanlar var ya, bence hamburger seven herkes denemeli bunu. Marulu da kesinlikle böyle yaprak şeklinde koymayın. Kıyıp koyarsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Nane muhteşem aroma vermiş ve ekmeğin kıtır yaptım ya, kıtır ekmek 10 numara olmuş. Ben bu lezzetlerin tadına varmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir Adana akşamından sevgiler gönderiyorum sizlere.